Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Cenab-ı Hak cümlemizi, analarımızı, babalarımızı, dua bekleyen kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Hepimizi, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eylesin. Dünyada da, ahirette de iyi yerlere, güzel yerlere gelebilmemizi nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun, makamları cennet olsun. Değerli kardeşlerim, bugün itibariyle Şaban-ı Şerif'in üçüne geldik. Yani üç aylar dediğimiz Recep ayımızın ilki bitti. İkinci ayı Şaban ayı, Şaban-ı Şerif ayı. Bu ayın da üçüncü günü bitti. Ve inşallah en kısa zamanda dualarımızı yaparak daha da ibadetlerimizi güçlendirmek suretiyle, oruçlarımıza da katkılar sağlamak suretiyle Ramazan-ı Şerif'e dingin bir şekilde, dinamik bir şekilde, ibadet coşkusuyla, heyecanıyla girmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Yani bugünlerde Şaban-ı Şerif'te, Şaban ayında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çokça oruç tutmuşlar. Biz de Recep ayında oruç tuttuk elhamdülillah. Biraz daha Şaban-ı Şerif ayında oruç tutmaya devam edelim. Özellikle de pazartesi, perşembe oruçlarını kaçırmamaya çalışalım. Bu bir. İkincisi de yine hafızamıza kodlayalım. Allah nasip ederse Mart ayının 6'sının akşamında biliyorsunuz Berat Kandilimiz var. Yani Kadir Gecesi'nden sonra en önemli bir geceyi yaşamış olacağız. Berat Gecesi'ni. Rabbim şimdiden kabul eylesin, beraatımızı almayı nasip eylesin. Hem cehennemden beraatı almayı nasip etsin, hem münafıklıktan beraatı almayı nasip eylesin, hem de Rabbim nefsimizden, şeytandan kurtuluş beraatını almayı nasip eylesin inşallah. Amin. Dolayısıyla bu ayın, yani her bir hicri kameri ayın 13'ü, 14'ü, 15'i, eyyam-ı biyıl dediğimiz, efendim o güzel günlerin oruçlarında planlayalım, programlayalım. 3 gün oluyor. 13'ü, 14'ü, 15'i. Yani Allah nasip ederse Şaban-ı Şerif'in 13'ü 5 Mart. 5 Mart Pazar. 14'ü 6 Mart Pazartesi. 15'i 7 Mart Salı. Dolayısıyla bu 3 günü de oruçlu geçirirsek inşallah 1'e 10 sevap verileceğinden ötürü Rabbim bütün ayı efendim oruçlu geçirmiş gibi kabul eder inşallah. Böyle Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bunu da efendim kaçırmayalım. Bu çok önemli. Daha sonra da bundan bahsederiz ama yeri gelmişken söylemiş olalım. Hazırlıklı gidelim Ramazan-ı Şerif'e. Yani oruçları tutmak suretiyle bir antrenman yapmış oluruz. Bir önden hazırlık yaparız ki girdiğimiz zaman Ramazan-ı Şerif'e hiç oruç tutmamışız. Ta 11 aydır hiç oruç tutmadan girdiğimize bayağı etkileniriz. Bu sefer o ibadetin efendim bize kazandıracağı şeylerden öte bakarsınız. Ya ne zaman bitecek gün, ne oldu, kaç saat kaldı, kaç dakika kaldı falan böyle bir şeye girişiriz. Ama önceden tutarsak efendim Allah'ın izniyle oruçlarımızı daha rahat olabiliriz diye sizinle paylaşmış oluyoruz. İkincisinde de değerli kardeşlerim, yaşamış olduğumuz 6 Şubat'taki deprem daha 18 gün öncesinde sabaha karşı 4.17'de 4.18'de Rabbim bir daha yaşatmasın. Yani ölenlerimize orada rahmet eylesin. Rabbim şehitlerin arasına, o listesine kardeşlerimizi kaydetsin inşallah. Göçük altında kalanlar sınıfına giriyor bu kardeşlerimiz depremde. Efendim yaralı olanlar var. 100.000'in üzerinde yaralılar var. Onlara da Rabbim şifalar ihsan eylesin. Kalan işte yetimiyle, duluyla, neyse efendim evsiz olanlar, efendim
arabasını kaybetmiş, dükkanını kaybetmiş, servetini kaybetmiş adeta. Bu insanlara da Rabbim efendim sabırlar ihsan eylesin. Onların yerlerini dolduracak güzellikler ikram eylesin inşallah. Şikayetçi olamayız. Yani şikayetçi olduğumuz taraf nedir? O binaların sağlam yapılmasıdır. O noktada zaten hepsi sorumludur. Müteahhitinden, mühendisinden, efendim onay veren yetkililerden herkes adeta şu anda 44 bin sayısını buldu. Oradaki vefat edenlerin sayıları, onların hepsinin katilleri oluyor bunlar. Bunlar bu dünyada yakalanmasalar, sorumlu olmasalar bile ahirette Allah'ın huzurunda efendim hesaplarını verecekler. Orada kimse kimseden kaçamaz. Onun için yaptığımız işleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de ifadesiyle itkan üzere yapacağız. Ne iş yaparsak yapalım. Müteahhitlik yapalım, manavcılık yapalım, kasap olalım, mühendis olalım, efendim herhangi bir yerde doktor olalım. Her bir alanda ihtisasımıza dikkat edeceğiz. O işte efendim kuralları uygulayacağız, profesyonelleşmeye çalışacağız. Ele karşı mahcup olmayacağız, kendimize güldürmeyeceğiz. Bir de bu işin efendim öbür tarafta ahirette sorumluluğu var. Onu da düşünmemiz lazım. O da bizim için çok önemli arz ediyor. Onun için bazı şeyler gerçekten bizi çok yaraladı, çok üzdü. Ama bir taraftan da şuna şahit oldu ki insanlarımızın içerisinde orada hakkını veren kimseler, müteahhitliğin, malzemenin hakkını veren kimselerin evlerine bir şey olmadı. Koca koca binalarda bir şey olmadı. Yani 10 katlı TOKİ'nin evleri vesaire herhangi bir zarar görmeden kendini korudular. Niye? Cenab-ı Hak Celaluhu orada onlara efendim bir basiret verdi. Malzemelerini kullanırken onlar kaliteli malzeme kullandılar, sözlerini tuttular. Diğerleri gibi yanlış yapmadılar. Biz de buna dikkat edeceğiz. Bu bize efendim bir yerde ders olacak. Ondan da gerçekten ibret almayı Rabbim nasip eylesin diyelim. Burayı da geçelim. Evet, bizim için en önemli olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayat modeli, hayat tarzı. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayatını Allah-u Teala Celle Celaluhu güncelleştirdi. Onu takip etti Mevlamız. Onun ahlakını Mevlamız verdi. Kur'an ahlakıyla onu donattı. Ondan alacağımız ibretler, örnekler, yaşam biçimi, yaşam tarzı bizim için bir model oldu. Onu örnekleyen kimseler başarılı oldu. Dünyasını da kurtarır, ahiretini de kurtarır. O yüzden sizinle hadis derslerini efendim gözden geçiriyoruz. Cenab-ı Celaluhu istifade etmeyi nasip eylesin. Duyduklarımızı, öğrendiklerimizi uygulamayı nasip eylesin. Bu dünyada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini dinleyen, salavat-ı şerifeler ona getiren kimseler yarın ahirette inşallah cennette onunla beraber olacaklar. Ne buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Men ahya sünneti fekad ehabbeni. Kim benim sünnetimi ihya ederse o beni seviyor demektir. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ Kim de beni severse cennette benimle beraberdir. Kişi sevdiğiyle beraberdir buyurmuş ya. Sallallahu aleyhi ve sellemi en çok seviyoruz. Allah'ımızdan sonra efendim Allah'ımız Celle Celaluhu zirvede o yaratıcı olarak sonra kullar bazında en çok sevdiğimiz Hazreti Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğimiz için de şükürler olsun yolunu, izini takip etmeye çalışıyoruz. Onun yolundan yürümek bir şereftir. Yani onun izini efendim takip etmek bir şereftir. İzindeyiz, izindeyiz. Peygamberin izindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla. Peygamberin izindeyiz. Elhamdülillah. Rabbim çocuklarımızın, torunlarımızın, neslimizin, zürriyetimizin de, damatlarımızın, gelinlerimizin de yürümesini nasip eylesin inşallah. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize mutluluğumuzun şifrelerini, sırlarını adeta madde madde saymış. Bütün hadisler onları bize gösteriyor. Size bugün inşallah bu dersimizde birkaç tanesinden bahsedelim.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Tuğba, mutluluğun şiiri başlarken daha ne mutlu diye başladı Efendimiz'e. Ne mutlu, Tuğba, ne mutlu. Tuğba isim veriyorlar ya hani bazı kız kardeşlerimize, kızlarımıza. İşte ne mutlu demek. Yani mutluluğun adeta orada güzelliği yakalanıyor. Mutlu oluyor insanlar ve Tuğba diyorlar. İşte Tuğba diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimin için? Limen hudiye lil İslam. İslam'ın yoluna ulaştırılmıştır. Ne mutlu İslam'la buluşan kimseye. Ne mutlu Müslüman olan kimseye. Ne mutlu Müslümanım diyen kimseye. Ne mutlu İslamiyeti yaşayan kimseye. Ne mutlu kendisini İslam olarak piyasada, dışarıda gösteren kimseye. Seni gördükleri zaman Allah'ı hatırlıyorlarsa sana ne mutlu. Yani seni gördüklerinde İslam akıllarına geliyorsa, Kur'an akıllarına geliyorsa, kendilerini toparlıyorlarsa, dillerini toparlıyorlarsa, efendim yaptıkları yanlışlıkları bir anda kesiyorlarsa ne mutlu sana. Sen Allah'ı hatırlattır onlara. Yani Rabbim nasip etsin. O kimseler gerçekten kaliteli insanlardır. Gerçekten değerli insanlardır. Tuğba, efendim birincisinde müjdeler olsun. Ne mutlu o kimseye ki o kimse İslam'ın yoluna ulaştırılmıştır. Bir, İslam'la buluşmuş, İslamiyet'i yaşıyor ve efendim İslam'ın o güzel yolunu takip ediyor. İslam'ın yolundan gidiyor. Allahu Ekber. İki, ve kâne ayşuhu kefâfen. Geçim sıkıntısı düşünmeyen, geçimi kendisine yeterli olan bir kimse. Allah Celle vermiş elhamdülillah. Şükürler olsun. Yani hamd ediyorsun. Şükreden kullardan oluyorsun. Ve efendim sana da ne mutlu. Çünkü neden? Sen güzel bir insansın bak. Yani şikayet etmiyorsun. Nankörlük yapmıyorsun. Allah seni sever. Allah Celle sana verdiklerini arttırır. Sıkıntı çekmezsin. Ne mutlu sana. Ne mutlu sana. Öbürleri efendim şikayet eden kimseler, nankörlük yapan kimseler her zaman kaybederler. Dünyada da kaybederler, ahirette de kaybederler. Onun için efendim parolamız hamd etmek. Parolamız şükretmek. Şükreden kul dünyada da kazanır, ahirette de kazanır. Allah'ın sevgili kullarının arasına katılır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Tuğba, ne mutlu o kimseye ki ve kana'a. Allah-u Teala Celle Celaluhu'nun verdiklerine kanaat eder. Yani elhamdülillah der, şükürler olsun der, kanaat sahibidir. Çünkü zenginlik parada değildir, kasada kesede değildir. Zenginlik gönüldedir, kalptedir. İşte o kalp zenginliğini kazanmak çok önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyuruyor. Verda bima kasemallahu leke tekun ağnen nas. Yani Allah'ın taksimine razı ol. Razı ol. Elhamdülillah de. Tamam de, ben haddi aşmayayım de. Aman dikkat edeyim de. Allah Celle Celaluhu bana bunu uygun görmüş de. Efendim böyle olursan tekun ağnen nas. İnsanların en zengini olursun. İnsanların içerisinde efendim gönül zengini olursun, rahatlarsın. Kimsenin parasında, katında, yatında, arabasında gözün kalmaz. Çünkü o gönüle girdim o, Allah'ım razıyım ya Rabbi, ben verdiklerinden dedim mi, işte rıza makamını yakalamak. Yani insan her akşam sabah şunu söylemeli. Radîtü billâhi rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Resûle ve Nebiyyâ sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Rab olarak Allah-u Teala'dan razı oldum. Din olarak İslam'dan razı oldum. Peygamber olarak Hazreti Muhammed'den razı oldum. Dedim mi? Oh kurtardın. Cennet kapıları açılıyor. Allah'tan razı oluyorsun. Peygamberden razı olsun. Dininden razısın. Allah da senden razı oluyor. Peygamber de senden razı oluyor. Dinin bin İslam'da sana efendim cennete girmen için yardımcı oluyor. Ne kadar güzel bir şey. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyüklerimiz
Böyle bu işi biraz daha formüle etmişler, aklımızda kalsın diye. Gönelli Mehmet Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh hocamız şöyle buyurmuş. Sabah akşam şunu söyleyin, kolay bir şeydir diye. Dermiş ki, Arapçasını tabii hemen ezberleyemiyorsun ya. O zaman şöyle söyle, tekerleme halinde. Ya Rabbi, ya Rabbi, ben senden razıyım. Peygamberimden razıyım, dinimden razıyım, sen de benden razı olsun. Ne kadar güzel oluyor böyle. Ya Rabbi ben senden razıyım, ben peygamberimden razıyım, ben dinimden razıyım, Allah'ım sen de benden razı olsun. O rıza makamını elde ettin mi, Rabbimiz razı oldu mu, of uçuşa geçtin demektir. Cennet bile ve kenarda dursun. Allah razı olduğunda olay bitiyor zaten. Rabbim nasip etsin hepimize inşallah. Analarımıza, babalarımıza, hocalarımıza, dua bekleyen kardeşlerimize, aile bireylerimize rıza makamını nasip etsin inşallah. Amin. Yani bu dünya hayatının efendim geçiciliğini hiçbir zaman için unutmamamız gerekiyor. Allah'ım sana şükürler olsun, kanaat ediyorum, verdiklerinden razıyım demeli insan. Daha aşağıdaki insanlara bakmalı. Senin bulunduğun yere gelemeyenler var, senin yediklerini yiyemeyenler var, giydiklerini giyemeyenler var, yaşadığın konforu yaşayamayan insanlar var. Onlara baktığın zaman sen padişahsın, kralsın, her şeyi elde etmişsin. Nice peygamberler bizim yaşadığımız hayatı bulamadılar. Nice efendim Allah dostları bulamadı. Bizler de elhamdülillah çok çok fazlasıyla buluyoruz. İnşallah Rabbim ahiretimizi de versin. Bize efendim bu noktada kullarım bana şükretmediniz, bana hamd etmediniz. Efendim deyip de orada cezaya çarptırılan insanlardan olmayız inşallah. Allah'ımızdan korkuyoruz. Bu noktada Rabbimize rica ediyoruz. Rabbi, ya Rabbi sen bizi koru, sen muhafaza eyle diye. Amin. Değerli arkadaşlarım, şöyle bir hadis-i şerif daha var. Onu da paylaşayım sizinle. Sonra sohbetimizin dua bölümüne geçelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurmuşlar ki men asbaha minkum aminen fi sirbihi. Yani bir insan sabaha kalktı, sabaha çıktı. Kalkıyorsun sabah namazına veya teheccüd namazına. Kalktığın zaman da elhamdülillah canın emniyette, malın emniyette, bir sıkıntın yok. Sonra muafen fi cesedihi, vücudun da sıhhat afiyette sabahladın. Birincisinde can ve mal emniyetin vardı. İkincisinde vücudun sıhhat ve afiyette. Sonra indehu kutu yevmihi, günlük ihtiyacın da yanında, şükürler olsun bugün idare edebilecek rızkımız var. Yarın Allah Celle kefildir. Biz bilmiyoruz zaten, çıkacağımıza da garantimiz yok. Ama bugünü yaşayacağız. Bugünle ilgili de elhamdülillah efendim yiyeceğimiz, içeceğimiz var. Yukarıdan aşağıya 3 bölüm sayıldı. Can ve mal emniyeti, efendim vücudun sağlık ve afiyet emniyeti, sonra da günlük yiyeceğin. Bunlar sende varsa sabahladığında bil ki فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, Allah sana sanki bütün dünyayı vermiş gibidir. Bütün dünyayı kucağına bırakmış. Kardeşim zaten sana evin lazım. O var. Oturuyorsun ya bir yerde evliliğin derken kiracı da olabilir ama emniyet içerisinde oturuyorsun bir yerde. Sağlığın da yerinde. Şükürler olsun. Daha bir de yiyeceğin rızkın da var o günlük. Bütün dünya kucağına bırakıldı. Senin altın top gibi, şükürler olsun. Rabbim muhtaç etmesin. Bu da bizim mutluluğumuzun ana formülü. Yani insan kendisiyle barışık olmalı. Verilen nimetlerin kadrini, kıymetini bilmeli. Bulamayan kimseleri gözleyip onlardan çok daha iyi olduğunu düşünmeli. Ve Rabbine şükürden efendim ayrılmamalı. Çünkü cennette hamdeden, şükreden kullara ayrı bir makam verilecek. Öyle herkes böyle bakacak. Bunlar kimlerindir ya Rabbi? Bunlar bana şükreden, hamdeden kullarımındır diye öyle cennette yüksek dereceler verilecek. Rabbim oraya da bizleri ulaştırsın inşallah. Bu dünyaya misafir gibi, misafir gibi yerleşin. Ev sahibi gibi yerleşmeyin buyurmuş büyüklerimiz.
Yani dünyayı bir misafirhane gibi düşünün. Efendim, ev sahibi gibi, evde kalacağın gibi düşünme. Niye? Dünyadan çıkacağın zaman çok zorlanırsın. Ama misafir öyle değil. Zaten ben buraya misafirliğe geldim diyor. Çantasını falan toparlıyor, çekiyor, gidiyor. Yani bir kendimizi otelde kaldığımız 7 günlük, 10 günlük umreye ziyaretleri efendim ya, işte devre mülklerde 15 gün sen duruyorsun, diğer 15 gün başkasına teslim ediyorsun. Dünyada böyle başkalarına teslim edilecek olan bir adres. 100 sene öncesinde olan kimseleri biz burada bilemeyiz. Kimler oturdu, kimler kalktı, kimler vardı, isimleri dahi şu anda bilinmiyor. Ancak belki şeye girersek efendim, devletin o bilgi bankalarını oradan bulabiliriz. Ama kendimiz bundan habersiziz. İşte belki biz de 100 sene sonrasında ismimiz, esamimiz okunmayacak, tanınmayacağız bile. Peki Allah aşkına bu gurur, kibir nedir yani? Bu dünyaya misafir olarak gelmişiz. Efendim, Allah'ın emirlerini yerine getirip ondan sonra asıl adresimize hazırlık yapalım. Asıl adresimiz. Oraya boş gitmeyelim inşallah. Rabbim boş getirmesin. Amin. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi huzuruna geldik, boş çevirme. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Depremdeki kardeşlerimize yardım eyle. Şu anda ya Rabbi ölenlere rahmet eyle. Yaralılara sağlık, afiyet nasip eyle, şifalar nasip eyle. Orada bekleyen kardeşlerimize yardım eyle. Soğuktur, gecesi gündüzü çok zordur. Ya Rabbi yardım eyle. Zerre kadar katkısı olan, parasal olsun, bedensel olsun, gidip çalışan bütün kardeşlerimizden ebeden razı ol ya Rabbi. Devletimizden razı ol ya Rabbi. Devletimizi baki eyle ya Rabbi. Devletimize zeval verme ya Rabbi. Bütün yöneticilerimize hayırlar nasip eyle. Şerlerden, şerlilerden uzak eyle. Amin, amin, amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Analarımıza, babalarımıza, dedelerine, akrabalarımıza cümlesine rahmet eyle. Kabirler nur olsun, makamları cennet olsun. Allah'ım bize de arkamızdan Fatiha okuyacak, dua edecek hayırlı nesiller, evlatlar nasip eyle. Allah'ım ya Rabbi hayırlısıyla Ramazan-ı Şerif'e de ulaşmayı sağlık, afiyet içerisinde nasip eyle. Amin, amin, amin. Subhanallah ve hamdihi. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bütün ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için, El Fatiha.